Başaklar ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlar yeni haftaya hoş geldiniz. Evet, bu hafta 28 Şubat 6 Mart haftasındayız ve bu haftaya yani Mart ayına Balık burcunda bir yeni ayla giriyoruz. Tam karşıt burcunuz olduğu için Balık sizi çok ilgilendiren bir ay bu ay olacak. Özellikle bu haftanın ikinci yarısından itibaren ilişkilere bakışınız, ilişkilerdeki rolünüz. Burada belki evlisiniz, evliliğinizle ilgili bir takım yenilikler gündeme gelebilir. Evli değilseniz belki partneriniz, hayatınızdaki kişiyi ilgilendiren konularda olabilir veya hiçbiri de yoksa belki de bir ilişkiye başlama, evlilikle ilgili yeni bir adım, yeni bir karar da oluşabilir. Ortaklı işler için de yine önemli projeler, iş anlaşmaları için de yine önemli bir yeni ay. Dolayısıyla bu önümüzdeki 15 gün en fazla aslında bu alan daha çok dikkat çekici gözüküyor. Ve bu haftaya baktığımızda şimdi özellikle bu alanda ayın 5'inde bir de Güneş Jüpiter kavuşumuz var. Aslına bakarsanız ilişkiler bakımından şanslı, kısmetli olabilirsiniz. Mutlu edecek bazı kazançlar da getirebilir. Eğer derece olarak etki alıyorsanız. Tabii ki su grubu hani yakın çevre ilişkilerinizi, sosyal ilişkilerinizi de buraya katabiliriz ve özellikle su grubunda olduğu için bu evler size destek sağlayabilir. Bir arkadaş, bir kardeş desteği mesela bir yardımlaşma söz konusu olabilir açıkçası. Günlere göre böldüğümüzde ise bu haftayı, şimdi haftanın ilk iki günü Ay Kova burcunda, 6. evinizde ve hafta sonu Mars ve Venüs de Kova burcuna geçecek. Bu alan çok güçleniyor sizin için. İş hayatınız, mesleki konular, bu özellikle ilk iki gün çok önemli olacak sizin için. Sağlık, sağlıkla ilgili konular. Orada Merkür'ün doğal olarak hani bir Satürn'le kavuşumu da var. Orada bazı şartlar zorlaşabilir. Hani Satürn bazı kısıtlamalar getirir biliyorsunuz. Merkür de yönetici gezegeniniz olduğu için iş yerinde diyelim ki kendinizi anlatmakta zorlanabilirsiniz veya yanınızda çalışanlar ya da birlikte çalıştığınız insanlarla bir takım böyle zorluklar, engellerle ya da manipülasyonlarla da karşılaşılabilir diyebilirim. Oradan bir özgürleşmek isteyebilirsiniz açıkçası. Evet, hemen haftanın ikinci yarısı yeni ayımız doğuyor tabii ki. 3, 2 ve 3 Mart'ta 7. ev çok güçlü ve Jüpiter'le de bir yeni ay olduğu için size dediğim gibi bazı fırsatlar getireceğini söyleyebilirim. Özellikle 12 derece bir yükselen bir güneşe sahipseniz daha da fazla etki alacağınızı söyleyebilirim. Evet, Cuma ve Cumartesi günü ayın Koç burcuna geçtiğini görüyoruz ve 8. ev konarak belki biraz böyle fatura, ödemeler, finansal konular gibi kavramlar gündeminizde olurken hafta sonuna baktığımızda ise evet 9. evinize yani Ay Boğa burcuna geçiyor. Ani seyahatler, sürpriz seyahatler, eğitimle ilgili konular meydana gelebilir açıkçası. İşle ilgili de olabilir bunlar. Yeni iş bağlantıları meydana gelebilir. Ve tabii ki Merkür Uranüs karesi bu hafta hani burada aktif oldu. Dolayısıyla mesela hukuki süreçleri de aslında gündeme getirebilir. Onun yanı sıra mesela bu hafta yine gündeminizde olacak diğer bir konu gelirleriniz, kazançlarınız. Çünkü terazi yükseliyor yeni ay haritasında. İkinci ev konuları da aslında bazı kazançlar sağlayabilir. Gelirlerinizi arttıracak yeni girişimlerde de bulunabilirsiniz. Bu yeni bir iş anlaşması, yeni bir işe girme gibi de değerlendirebilirsiniz burayı. Evet, böyle bir hafta geçecek sevgili başaklar. Sizin için daha fazla karşı taraf, karşınızda olan kişiler, ilişkileriniz gündeminizde olacaktır. Böyle bir hafta. Evet, videoyu beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Değerli başaklar, tekrar görüşmek üzere. Mutlu hafta.